Kapalı Çiftlik Belediyesi Doktor Başkanı ve Yalova'sı Doktor Başkanı Tarkan Kürçüncü ve Çiftlik Belediye Başkanımız Yılmaz. Her hafta Cuma günleri erken kuşkulara dağılarak yaptığımız organizasyonun öğrencisi. Doktorumuza ben teşekkür ediyorum. Bu hafta üzerinde duracağımız konu hafta sonu Yalova Spor maçı ile Çiftlik ve Belediyesi haftanın derbi maçı olacak bu karşılaşma öncesi. Biz her iki başkanı bir araya getirmeyi planladık. Çok da güzel oldu. Şimdi tek tek arkadaşlar birer soruyla hem Hakan başkanı hem Pazar başkanına soruları yöneltebilirler. İnşallah güzel sözleri, güzel açıklamaları olacağı maç öncesi Trenteyn önde olacağı bir gündem olur. Bu gündemi de biz Yalova halkıyla Çiftlik Belediyesi'ne paylaşmış olur. Evet, benim ilk sorum hafta sonu öğrenci karşılaşma öncesi her iki kulüp içinde çok önemli bir maç. Böyle bir değerlendiriyoruz. Sayın Murat Başkanım, ben size soruyorum. Sonrasında da sözü Altan Bey'in cevaplarsın. Nasıl bir karşılaşma olacak? Sizin için önemli olan nedir? Öncelikle bu sabah buluşmasına çağırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Var olun. Hafta sonundaki maç bizim de içinde bulunduğumuz Yalova. Yalova. Sonuçta Çiftliköy'de Yalova'nın bir takım. Yalova'yı da yıllarca Yalova Spor Şubesi'ne etmeli de. Yani abi kardeş bir maç yapacağız. Bu da bana göre Yalova'nın derbisi. Beylerim Hakan Başkanımız benim çocukluk arkadaş, gençlik arkadaş. Maçın çok düzeyli, bir direk çerçevesinde geçeceğini sanıyorum. Çiftlik Spor Başkanı'na geçtiğimiz zaman arkadaşlarımın hislerimiz şu oldu. Centilmenlik çerçevesinde maça başladık. Almak için elimizden geleni yaptık. Ama o çerçevenin dışına çıktık. Alacağımız maçın sonunda yani bir tatsızlık olmasın. Çünkü hepimiz Yalova'yız, kolayız. Sonuç olarak şunu söylüyorum. Bu hafta sonraki maç çok güzel, renkli geçeceğini düşünüyorum. Gentlemen'in içine de çıkacağız. İnşallah ben de olacağım, başkanım da olacağım. Yenmek için elimizden geleni yapacağız. Ama bu gentlemenlik dışında herhangi bir şey o. Gentlemenlik içinde yenmişiz, yenilmişiz. Çok mühim değil o. Ama yenmek için çalışacağız da. Ama sonuç... Dostluk arası. Dostluk arası. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle Murat Başkan kendisi de söylediği gibi bizim her türlü sıfatlarımız yeniyor, değişik ama dostluk sıfatımız da boyu değişmez. Sonra geçmişten gelen bir şeylerimiz var. Faydalarımız var. Bugün de kendisinin belediyenin güzel bir belediyemizin başkanı olmak istedi. Bizim de işte aynı jenerasyonun bir Erol Spor Kulüp Başkanı oldu. Allah bize nasip etti. Şimdi biz de her ikimizde sorumlulukları bile elimizden geldiği kadar bize verilen o emanetleri ihanet etmeyecek karakterde yapacağız. O yüzden başkanımla ben de üzerimize düşen sorumluluğu her dakikada yapacağız. Yapmış mümkün biraz daha aynı zamanda belediye başkanı olmasını vermiş oldu. Sorumluluklar var. Tabii altın ve seçmenin kendisinden beklenme olan. Ben de bir spor adamı hakkında kendisinden beklenmiyorum. Yalova'da sporun gelişmesi anlamında tüm siyasetlere ve tüm bu dostlarımıza da görev düşüyor. Çünkü biliyorsunuz ki geçen zaman içerisinde artık gençlerimizin teşkeresi fazla olmadığı için kötü alışkanlıklara ve benzer şeylere yönelme noktasında artışlar var. Onun da bir kesinleşme spor olması lazım. Yani sporun da sağlıklı sonuç elde ettiğimiz için dostluk içerisinde geçmesi lazım. Gentleman içerisinde geçmesi lazım. Bu haftaki sonraki maç bizim için Çiftlik Köyü çok önemli. Şöyle önemli. Her ikimiz de namalip olarak şu anda 10. haftaya girdik. Tabii ki burada bir
başarı var. Her bir takımda namalı bir şekilde yenilmeden buraya kadar gelmişler. Burada bütün Yalova Spor Camiası'nın beklemiş olduğu şey kaliteli futbol. Güzel, bu namalı şampiyonu getirmiş olduğu puan çarpıyla hak ettiğini görmeler açısından taraftarı. Sağlıklı, profesyonel bir müsabaka olması gerekiyor. Bizim beklentimiz. Biz de aynı kanaatteyiz. Başkanımın dediği gibi dostluk ve cazgınlarla bizim için var planlar. Çünkü geçmiş dönemlerde, geçmiş zamanlarda bu sportif organizasyonundan dolayı, bu organizasyonundan dolayı şimdi çok çeşitli takımlar birbiriyle kentsel sorunları var. Yani artık kentsel sorunu olmuş bu spor. İşte farklı takımda farklı takım maç yaptığı için o bölgenin temsilcisi, o bölgenin temsilcisi birbirlerine efendim farklı noktalarda gerginlik zamanı oluşmuş. Çünkü geçmişte böyle geçiyor. Çünkü geçen sene Çınarcı Spor'la aynı sıkıntıda yaşamıştık. Geçmiş yıllarda, geçen sezonda Çınarcı Spor'un yönetim komisyonuyla idarecisiyle beraber bunu kırmıştık. Yine aynı şekilde daha önceki sezonda yine Çiftlikli Spor'la oynamış olduğumuz maç vardı. Aynı sorunlu bir maçtı. O zaman bir dönemin içerisinde olan arkadaşlarımızın da istemeyeceği bir şeydi ama taraftar olarak kampanyaklı bir şey. İnşallah bu dönemde de onu taşıyacağız. Bu şekilde Yalova ilin içerisinde de başkanımın söylediği gibi Çiftlikli Spor'da Yalova ilin sınırı içerisinde bir spor kulübü. Ama tabii gönül ister ki ilk spor kulübünün daha üst seviyeler bulması ve bu şekilde de bir rekabet ortamı oluşturup diğer spor kulüplerinde futbolcuların da hedef olması lazım. Yani bir beklenti içerisinde kendine hedef koyması lazım. Eskiden Yalova Spor Kulübü'nde forma giymeyi bırakın. Hani Yalova Spor Kulübü'nün içerisinde sporcu olmak için bile araya insan tutuyoruz. Bir sürü insanlar tutuyoruz. Kulübe gelme şansımız yok. Biz gençlik dönemlerimizde, o dönemlerde tribün olduğumuz dönemlerde, ki başkanlar onların canlı şahidi. Yani bizler bile Yalova Spor tesis içerisinde gidemezdik yani. Sokmazlardı. Bugün biz başkanım olsun, ben olsun. Biz sokaktan, ortamdan insanlar arasından gelen başkanım bizden yana bir farkı var, akademisyen kimliği var. Biz alaylı kimliğimizde Yalova kenti için yapılabilecek her noktada ortak paylarda konuşuruz. Bugün spor tip bir organizasyonda rakip gözüksek de aslında sporun tarafı olarak aynı dostluk çerçevesi olarak işleriz. Bunun da düşüncelerin de tabii ki sahaya yansıması lazım. Spor tabii ki başarı kovalayan hedef olan kulüpler için önemli. Her kulüpleri yenmek için çıkar. Biz de o spor kulübü olarak başlatmış olduğumuz yeni yapılanma sürecinde yarın öyle düşünerek atmış olduğumuz her adımın bizim için bir anlamı var. Bu maçta bizim için bir adım. Hani yenmek de bir adım, yenilmek de bir adım. Eğer yenileceksek eğer sebepleri ne tartışacağız, değerlendireceğiz. Yeneceksek daha iyi şekilde nasıl olacak? Yani çünkü biz bu bir sınamadır. Bunu aynı şekilde çiftlikle ödeyeceğiz. Bizim böyle ama ilde de yenileceğiz. İşte şöyle olacak, böyle bir hırsımız yok. Biz Yalova Spor Kulübü olarak Yalova'da futbolun kalitesini ve profesyonel gelme noktasında önce olmak istiyoruz. Bu 51 yıllık bir spor kulübü, tarihi olan bir spor kulübü. Mevcut kentimizin ve şehrimizin ismini taşıyan bir spor kulübü. Bugün spor kulübü içerisinde ilk takım olan 81'den ilk takım var. Bu 81 takımın bir tanesinde başkanı benim, yani seçilmiş olarak. O sebep olarak da bu sorumlulukla bir sorumluluk da çok önemli. Yani bugün Trabzonspor'dan, Bursaspor'dan, Ankara Spor'dan, Samsun Spor'dan bir fark yok Yalova Spor'da. Tek farkı bulmuş olduğu şartlardan dolayı gelmiş olduğu nokta. Gönül ister ki biz de profesyoneliklerle oynayalım. 70-100 dakikada şov yapalım. Efendim mesela büyük takımları burada ağırlayalım. Gençlerimiz işe çıkmış köyde olsun, çınarcık olsun, başka takımlarda. O arenada olsun da böylelikle başka takımlarda da olsun. Yani sadece mevcut bir de zor bir şey başkanım da burada. O yüzden 14 takım olarak bir yedirdik. Şu anda 12 takım var, bak bitiriyoruz. Belki ince de daha az rakamlara düşecek. Çünkü sezona giriyor, güç işi, ekonomi işi, özgür işi. Başlıyor, kadro yapılıyor adam maça giremiyor. Bu sefer bizim de dengemiz bozuluyor kulüpler olarak. Sorunu getirmeyen kulüpler de söz konusu. Tabii oluyor yani, isterse var. Çünkü bu bir destek, maddi manevi külfet, ağırlık büyük. Yani sadece efendim özelim başkan olmak için yapılacak bir iş değil. Biraz da gönül bağlanması lazım, bu işe biraz gönül vermen lazım. O yüzden güzel olacak. Yani bir şey söyleyebilirim. Şimdi ben Yalova Spor'un taraftarıyım. Çocukluğumdan beri Yalova Spor taraftarıyım. Mesela bizim hatırlamıştık beraber Gölcük Yalova maçını. Gölcük'ü Çiftliköy'de karşılayıp göndermiş. Göndermiyor. Yani şimdi gerçek. Tamam Çiftliköy Spor'u. Aynen öyle dedim. Ama bir de Yalova Spor'un taraftarıyım. Yani Yalova'da benim için ayrı bir önemi var. Cep telefonunun sonu bile 70-50 diye bitiyor.
Yalova başka bir şey. Başkanım zaten Yalova spor. Yalova'daki bütün spor kulüplerin Yalova sporu taraftarı. Ama şimdi aynı platform olunca ister istemediysen. Ben yine Yalova sporu taraftarıyım. Evet, sorun. Yalova başkanım. Bir tane ben sorayım soru. Şimdi malumunuz her şeyin olduğu sporda en ön planda olan etken ekonomi. Çiftlikköy Belediye Spor geçmişine baktığımız zaman büyük ivmeyle büyümüş bir takım. Yalova Spor'da aynı ölçüde baktığımız zaman büyük ivmeyle küçülmüş takım. Çiftlikköy Belediye Spor'un arkasında belediye desteği var. Yalova Spor'un arkasında bizim gördüğümüz kadarıyla en azından gazeteci gözüyle değil ama taraftar gözüyle baktığımız zaman hiçbir destek yok şu anda. Şimdi size sormak istediğim soru şu. Çiftlikköy Belediye Spor Başkanı, belediye dışında maddi kaynakları var mı? Yalova Spor'un maddi kaynakları nelerdir? Şimdi şöyle açıklayayım. Çiftlikköy Spor, belediye spor diye geçiyor. Tabii belediye olarak bizim desteğimiz var. Şimdi ben futboldan içine geldim şimdi. Futbol oynadığım için zamanında ona karşı ilgim de var. Biraz da anlıyorum. Şimdi biz bu dönem şunu yapacağız. Çiftlikköy Belediye Spor, belediye ihtiyacı kalmıyor. Şimdi ne yaptık? Bu sene sahilleri Çiftlikköy Spor Kulübü adına biz kiraladık. Artık bundan sonra sahillerde, şezlonglar, şunlar, bunlar Çiftlikköy Spor Kulübü'nün adına. Efendim Bayraktepe'yi Çiftlikköy Spor Kulübü'ne, efendim bir futbol sahamız var, halı sahamız var. Onu Çiftlikköy Spor Kulübü'ne gelip getirme, evet, gelir açısından bağlamayı düşünüyoruz. Oraya gidecekler. Oraya çalışmayacaklar. Kendi bağımsızlıklarını kazanması gerekiyor. Şimdi bizim de birinci önceliğimiz, yani gerçeğe konuşmak gerekirse, benim birinci önceliğim futbol değil. Benim birinci önceliğim Çiftlikköy'ün temel sorunlarını çözmek. Şimdi temel sorunları çözerken bir de Çiftlikköy Spor'un şeyle uğraşmak istemiyorum. O yüzden bağımsızlıklarını kazansın. Gitsin. Çünkü ona doğru gidiyoruz. Ona doğru çalışmalar başlar. İyi bir takım kurduk bu sene. İyi de gidiyorlar. Bir maç hariç tartışma da çıktı. O bir maç hariç tartışma sırasında ben soyunma odasına ilk defa girdim. Orada şu ifadeyi kullandım. Biz Yalova'nın insanlarıyız. Yalova'nın insanlarıyız. Burada tartışma istemiyorum. Burada herhangi bir özgür istemiyorum. Gerekirse yenilip bir kişinin bunu kararlı. Bir kişi buradan gitti. Bu maç yeşil olası mı? Hayır. Yani, şey, Acar Spor. Özür dilerim. Acar Spor. Özür dilerim. Olmaz. Çünkü Acar Spor'da benim çıkmış bir lisansım var. Yıllar önce benim Çiftlikköy Spor Kulübü'nü Acar Spor'da geçti. Lisansım işte o dönem belediye başkanı Süleyman abi Süleyman Akbay beyefendi almıştı. İşte o zaman da Çiftlikköy belediye olmuştu. Şimdi olmaz. Şimdi her kulüple burada. Esnaf sporlar, Acar sporlar, doğuşlar. Bunlar hep bizim mazimiz var. Şimdi insanlar benim ya arkadaşlar, ya dostlar. Yalova Spor, yıllarca ben taraftarlığını yaptım. Kırmızı yeşil gibi gezdik. İstanbul'da deplasmanlarına gittik. Yani hiç unutamadığım maçlardan biri. Mesela Galatasaray, fanatik Galatasaraylı, iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray Yalova Spor maç yapsa, direkt Yalova Spor taraftarıyım. Yani açıklaması yok. Arabamızın plakası 77 ile biter. Telefonu 77 ile biter. Sonuçta Yalovalılığımız başka bir şey. Çiftlikköylü olmak benim için çok önemli. Çok hoşum, gurur, onur duyuyorum Çiftlikköylü olmakta. Ama bizim bir üst kimliğimiz de Yalova. O yüzden Yalova Spor'a gelince Yalova Spor'la gidelim bir şey söyleyeyim. Ben Hakan Başkan'ım, Yalova Spor Başkanı olduğunu duyduğum gün dedim ki Yalova Spor toparlanacak. Niye toparlanacak? Çünkü Hakan Başkan'ın bir işe el atıp sonlandırmadan bıraktığı gündür. Bir işe el attıysa o iş sonuna kadar gider. Ama burada bize de belediye başkanına düşen görevler de var. Mesela Hakan Başkanımız Yalova Spor'la ilgili bizden bir isteği olursa ben bunu rakip takım olarak kabul etmem. Yalova Spor'un bir isteği olarak kabul eder, elimden geleni yaparım. Evet, bunu yapmamız lazım. Tamam, biz de üçüncü lige çıkmak istiyoruz. İkinci lige de çıkmak istiyoruz. Ama bizim Yalova Spor, Süper Lig'e kadar çıkmasına bir beis yok. Çıktıktan biz mutluluk duyarız. Onur duyarız, şeref duyarız. Gittiğimiz herhangi bir ilde bizim Yalova Spor'umuz şurada dediği zaman biz mutluluk duyarız. O
O yüzden Yalova'da başka bir şey. Lütfen yani Yalova sporumuzun hakkını yemeyelim ve taraftan olmaya da devam edelim. Sonuçta hepimiz 77'yi de onur duyuyoruz. Yani bunu açık seçim söyleyeyim. Teşekkür ederim. Evet, bir şey bir soru var mı? Hayır, soru başkanı cevaplayamadım. Tabii bir kulübün ele ele profesyonel boğulayan, yani bir üst kulübü boğulayan spor kulübü ekonomik giderleri gerçekten küçümsemeyecek. Yani belki de bir futbolcuyla kurulan takımlar oluyor. Yani benim bir futbolcumun değerinde veya çift bir futbolcu değerinde tamamıyla kurulmuş takımlar var. Şimdi bu meyanda aynı şeyi, aynı kaliteyi, aynı özgürlüğü, aynı mücadeleyi bekleyemezsiniz. O sebeple gelir gelmesi lazım. Yalova Spor Kulübü'nün şu anda asli bir gelir yoktur. Sabit ve bir gelir kaynağı oluşmamıştır. Geçmiş dönemlerde, yani bizden önceki dönemlerde olan gelir kaynakları da çeşitli sebeplerden dolayı belediye spor aktarılmıştır. Yalova Spor Kulübü taslama tek başına bir spor kulübü olarak bize emanet edilmiştir. Biz de Allah'a şükürler olsun iki dönemdir bu durumda bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz. Hedefimiz Yalova Spor Kulübü'nün üzerinden döner sermaye getirecek ve kendi iç dinamiklerine kan akışı sağlayacak gelir kaynaklı oluşturmak. Bu noktada tabii belediye başkanımızın da, Yalova Belediye Başkanımızın da, işte diğer belediye başkanlarımızın da, iş adamlarımızın da bizim ikili olan diyalog içerisinde samimi ve sevgi dolu beklentilerimizde Yalova Spor'a destek vermek var. Ama neye nasıl destek vereceğinizi çok önemli. Yani geçmiş yıllarda yıllarca trilyonlarca paralar Yalova Spor Kulübü'ne girmiş çıkmış. Ama bunun karşılığında beklenen başarı elde edilmemiş. Tam tersi başarıya doğru. Yani tabiri giren gibi denize atılmış, o hızla dibe çakılmış. Şimdi bize düşen mevcut yapıyı tekrardan üstlere çıkarmak. Yani bu üstlüklere değil, gündeme, vizyon kazanmasını sağlamak. Ben de inanıyorum ki Yalova Spor Kulübü başkanı ve yönetimine girdiğim süreç içerisinde Yalova'da eskiden olan bir Yalova Spor sempatizanı tekrardan canlandı. Bugün sokaklarda insanlar Yalova Spor'u ve Yalova Spor'a yakın maçları ve de rakibini konuşuyorsa ya, demek ki bu amacına doğru yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Fakat benim Yalova Spor Kulübü için döner servis üzerinden şöyle bir çalışmam var, biliyorsunuz belki daha biliyorsunuz. Ben mevcut tesisimin olduğu alanda modifiye ettiklerim, tarzat şeklinde bir çalışma yapıyorum, başladım. Şu anda da sonucuna ulaşıyorum. Önümüzdeki günlerde Allah kısmına ise bitireceğim. Bittikten sonra artık Yalova Spor Kulübü, yani uzun yıllar hiç kimseye biat etmeyecek şekilde, kimseye işte ihtiyacı olmayacak şekilde kendi ayakları üzerinde dönecek bir sistem oluşmuş olacak. Bunun için de önümüzdeki süreç ikinci yarıya yetişecektir. Benim de düşüncem Yalova Spor Kulübü başkanı bu telaşlı ortamda bu şekilde ikinci yarı, ilk yarı bitirip ikinci yarıya arzu ettiğimiz, başlatmış olduğumuz projelerin desteğiyle beraber daha güzel şeyler yapmak ve şu anda doğru yoldayız. Her şey güzel gidiyor. Kısmetse çok yakın zamanda bir daha baksın bütün Yalova olacak. Bizim için şu anda pazar günü tüm maç sportif anlamda, başarı anlamda ziyade bir yapının, bir kalitenin izlenmesi noktası da çok önemli. Yani futbol kurduğunuz takımın sahadaki yaptıkları, teknik eğitim yaptıkları, işte o futbolcuların özverisi, bu işe olan mücadelesi bizim için benim için önemli. Çünkü biz Yalova Spor'un kaybolmuş ruhunu tekrardan canlandırmak istiyoruz. Yani Yalova Spor, Yalova'nın milli takımıdır. Ve Yalova'daki bütün spor kulüplerinin en iyi futbolcularını Yalova Spor'a verme zorunluluğu vardır. Çünkü eğer bir kulüp olarak, büyük kulüp olarak altyapınız, işte mahalle köy takımısınız ama çok güzel yetenekler var, futbolcu yetenekleriniz var. Bunların değerlendirilmesi açısından önce bulmuş olduğu deldirmeye çiftlik köy bir köy takımısı. Tabii ki önce çiftlik köy futbolda futbol olması gerekiyor. İlk transferi çiftlik köy spor olması lazım. O köyün, o bölgenin sporcu açısından. Çiftlik köy sporcusunun hedefi Yalova Spor'da top oynamak olması lazım. Ama bunlar da bir klasman işi. Siz aynı klasmanda olursanız böyle bir hedef, böyle bir rekabet oluşmaz. O yüzden biz ekonomiyi de Allah kısmına derse aşıyoruz. Bir daha Yalova Spor Kulübü'nün kimseye kapısına gidip de efendime sonra bir para dilenecek durumu olmayacak. En büyük arzum da budur. Yani fıtrat olarak, tabiat olarak da bundan hoşlanmam. İnsanlara bir şey istemeyi sevmem. İstemeden bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Her zaman her ortamda söylüyorum. Yalova Spor Kulübü yönetime talip olduğum dönemlerde kendi apartmanımı yönetici olmak istedim. Beni apartmanı yönetici yapmazlardı. Cenab-ı Allah bana Yalova Spor Kulübü başkanı nasip etti. Ben de Allah'ın izniyle o görevimi en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Başkanım, şimdi Yalova'ya baktığımız zaman sportif tesisler mi yerlersiniz? Diğerlere karşılaştığımız zaman
Özellikle bir takım nasıl oluşabilir? Buna da soru tamam. Şimdi biz Çiftliköy Spor olarak futbol üçüncü lig hedefimiz var. Çünkü üçüncü lige çıktığımız zaman üçüncü ligin bir giderleri de var. Hedefi de var. Evet. Biraz daha toparlanabiliriz. Birkaç futbol tanıyoruz. Ama dediği gibi burada asıl şey Yalova Spor. Şimdi Yalova Spor tamlarda olacak ki bizim Çiftliköy de özenecek. Şimdi Çiftliköy Spor ve Yalova Spor aynı klasmanda olmasa da olur. Dediği gibi, evet bizim Çiftliköy Deniz Şevki arkadaşım. Yalova Spor'un top oyunu. Oradan büyük, daha büyük kulüplere gitmek. Ya da Yalova hazırlık olsun da Çiftliköy vermesin lazım. Yani evine yani paslaşması lazım. Daha büyük hayallere gitmesin. Mesela bizim buradan Faruklar çıktı değil mi? Yani bizim buradan Tunalar çıktı. Spor'dan Selçuklar çıktı. Evet. 20 deriz. 20 senedir futbolcu çıkıyor yolu ya orada yani. Spor Hakan çıktı. Adnan Toraman. Şimdi bakın bunlar hep Yalova Spor'da. Yalova Spor'dan Bursa Spor'a gönderdik. Karabatçı'ya gönderdik. Efendim Sakarya Spor'a gönderdik. Çok böyle oldu. Peki şimdi ne istiyor başkanım? Hani spor tesisleri mi eklerseniz başka nedenler mi? Hayır ben spor tesisleri test oldu inanamıyorum. Ben Hakan Başkan'ı bulaşacağına inanıyorum. Hakan Başkan'da o şey var, özveri var. Niye? Buranın çocuğu bu işte de rahatsız. İşte bu işte rahatsızsa bir insan, bu çözüm yolları var. Ama 3 ayda, 5 ayda çözülecek bir şey değil. Biraz müsaade vereceğiz. Şimdi başkanım bir yılda Süper Lig'e çıkılır mı? Ya bu çıkılmaz. Şimdi biz bu Hakan Başkan'ımıza destek vereceğiz. Süre vereceğiz. Hakan Başkan'ımız bunun alttan kalkacak. Bize düşen bir şey varsa onu destekleyin. Gazeteciler, belediye başkanları, vekiller bu şey bu şekilde kaldı. Yani Hakan'ın sırtına yıkıp, Hakan Başkan'ın sırtına yıkıp hadi demeyeceğiz. Hep beraber iteceğiz. Yani. Şimdi şöyle bir şey de var. Hakan başarılı olmasın diyenler de var. Ya Hakan başarısızdı. Yalama spora mı acaba? Hakan başarılı olacak. Niye yaşadınız yaşadınız? Yani, Hakan başarılı olacak ki biz de Yalama sporu konuşacağız. Yani dediğine katılıyor mu? Evet. 81 tane il var. Bu illerde bir de yalan. Bir dakikamız var 77. Fenerbahçe'de bir dakika sen söyleyeceğiz ama B5 başında bir arası değil. Şu dakikada 1905 dakika top oynasak var. 1905. Zaten göre değil mi? Evet arkadaşlar soru var. Şey sorudan bir cevap vardı başkanım. Hiç değerlendirdi. Niye yetişmedi bir soru geldi. Aslında ben şunu hazır konu gündeme gelmiş ya vesile olmuş da şöyle değerlendirdi. Spor eğer Türkiye'de bir spor yetiştiriyorsa, bunun nedenlerini farklı şekilde değerlendirmek lazım. Bence eğitim sisteminden kaynaklı olan Türkiye'de sporcular artık yetişmiyor. Çünkü çocuklar sabahtan akşamlara ders gidiyor. Dersten sonra kursa gidiyor. Kurstan sonra oraya gidiyor. Bu şekilde spora zaman ayıramıyor. Spor artık öncelikli bir yaşam şeyi felsefesi değil. Ki bizim tabiatımızla, tarihimizle, ceptimizle spor birinci aşamalıydı. Yani tarihimizde kültürümüzde olan bir şey spor. Hani illa da futbol olacaksın diye bir şey yok. Spor kültürü maalesef Türkiye'de zayıfladı ve Yalova gibi kentlerde de bu yavaş yavaş kayboldu. Aslında Yalova benzeri yerler sportif anlamda bir pilot görülmesi lazım. Hani size şöyle söyleyebilirim. Yalova il sınırları içerisinde yani bu Altınova'dan Arnavutlu'ya kadar o kadar çok profesyonel, milli derecesi olan, işte dünya ve Avrupa dereceleri olan sporcularımız var ki bunların üzerinden maalesef o kadar Yalova'da ilim, o kadar büyük şirketler var, holdingler var, o var, bu var. Ama hiçbirinin dünya organizasyonlarında üzerindeki tişört o bankanın büyüklüğünü göremezsiniz. Bir uçak para bileti verip de o futbol sporcuyu uluslararası organizasyona gitmesine desteklemezler. Ama kağıda, otağı, taşa, toprağa her şey titriyor olacak oradırlar. Yani bizde en büyük zafiyet, bizde insanlığa yatırım yok maalesef. Bizde insanlığın ihtiyacı olan şeylere yatırım var. Ama insanlığın bilakis kendisine yatırım yok. Bunun da en belirgin tarafı spor camiası içerisinde insanlar yetiştirememiz ve bir gençliği beyin gücüyle beraber yok ederek, tüketerek sportif olarak beden altında yok etmemiz. Yani bence en büyük sebebi bu. Altyapıda sıkıntı yok, tesiste sıkıntı yok. Yani şöyle söyleyeyim, her mahallede cami var ama gidiyorsunuz vakit namazlarına 5 tane 10 tane cemaat var. Her sokakta spor kulübünde spor tesisi var ama gidiyorsunuz 3 tane 5 tane sporcu var. Yani bu kültürü, bu olayı aslında çok farklı değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz ben aynı zamanda kent polisiyle yürütme kurulunda sportif ve maddeyle alakalı mücadeledeki komisyon başkanı. Bununla alakalı çok ciddi çalışmalarım var. Ekibimizle beraber, kendimizle beraber
bir noktaya getirdikten sonra bunu da tebliğini yapacağız. Murat Başkan'dan da tebliğ destek isteyeceğiz. Bak bu proje de bir şey. Yani bizim aslında Yalova Sporu, Çiftlik Sporu, A'yı, B'yi tartışma gibi bir durumumuz yok. Çünkü neden? Çiftlikköy Spor'da Yalova Spor Kulübü, Yalova'da Yalova Spor Kulübü, Acar'da Yalova Spor Kulübü, Çınar'da Yalova Spor Kulübü. Yani biz burada bunu tartışmamamız lazım. Yani işte Yalova Spor ne olmuş, Yalova Spor ne şampiyon oluyor? Benim derdim şu, arkadaş namalip şampiyonum. Bir puan önündeyim, önündeyim. Namalip şampiyonum. 1 milyon lira kimseye borcum yok. Çalışanlarıma maaş parasını veriyorum. Futbolcularıma veriyorum. Hocalarıma veriyorum. Tesiste 30 senedir yapılmamış bir tadilat aşamasına sürecine girdim. 30 senedir çivi çakılmamış. Tesisi tadilat yapıyorum. Bitiriyorum. 1 milyon lira gelirim yok. Kimseye 1 milyon lira efendime borcum yok. Ve şu anda takım durumu ortada. Tesis efendime süre güzelleştiriyor ve ben yine eleştiriyorum. Yine bazı sosyal paylaşımlarda ve kahve muhabbetlerinde, meyhane sohbetlerinde Yalova Spor'u meze yapan maalesef eski yönetiminde bulmuş, eski içerisinde bulmuş kişiler ve kimlikler var. Ben hep bunu söylüyorum. Yalova Spor Kulübü bundan sonra birilerinin siyasete sıçrama tahtası olmayacaktır. Hiçbir şekilde bu süreçte bundan sonra spor kulübü benim bulunduğum süreç içerisinde ve benden sonra bize ömür boyu burada kalacak halimiz yok spor kulübü başkanı. Ben üzerime bir şunu yaparım. Kenarı çekilirim. Ama bizim sürecimiz içerisinde de eskisi gibi Yalova Spor Başkanlığı yaptık. Şöyle oldu, böyle oldu. Ondan sonra işte baktı, kenara çekilip bir daha Yalova Spor'un yeğesini ağzına almamak gerekiyor. Ben Yalova Spor Kulübü Başkanı olduğum sürece birinci derece Yalova Spor Kulübü ve Yalova'daki spor, Yalova Spor demeyeyim özellikle, Yalova'daki sporun tarafıyım ve sorumlusuyum. Yalova'nın milli takımı ve Yalova'nın sporun abisi olduğunu söylüyorsak yani Yalova Spor'un, ben de onun temsilcisi, kardeşiyim ben Yalova Spor'un. Ben Yalova Spor'un abisi değilim, başkanı değilim. O benim abim, reisim, başkanım. Ben de o Yalova Spor reis benim. Ben de yanımdaki kardeşim. Yani kardeş olarak da üzerime düşeni yapıyorum. Sporu buradan bakmamız lazım. Bu kentte sporun kültür haline dönüşmesi lazım. Şurada sahilimiz, işte Çiftlikköy'e girin, Çınarcı'dan çıkın sahilden. Yani insanların yürüyüş sabahın altısına gidin, yerin sokaklara insan cıvıl cıvıl insan kaygı. Yani bu kültürdür. Ve Yalova'da ilimin içerisinde bu sportif faaliyetin artık insanları cezbedecek, bir cazibe merkezi haline getirecek şekilde organize edip ve tasarlanması lazım. Şehir planı içerisinde artık sporun da ve sporla yarın alakalı çalışma yapılması lazım. Bu demek değildir yani milyonlarca bütçe. Yani sempat oluşması lazım. 150-200 milyar liraya sanatçıya para veriyoruz. Bir saat konsere çıkarıyoruz. Ama işte 10 lira 20 lira diye bütçe ayırıp bunu tartışacak paneller spor adamları bu memlekete getirmiyoruz arkadaşlar. Veya ilgili insanları buraya getirmiyoruz. Sadece dekor olsun, şov olsun, tribünler olsun, medyaya çıkalım, işte görüntü olsun diye yaptığımız organizasyonlar var. Ben de dahil olmak üzere zaman zaman. Artık bunların değiştirmemiz lazım. Gerçekliğe ulaşmamız lazım. Çünkü bu gençliği kazanmamız lazım. Bugün başkanımı Yalova Çınar Çiftlikköy'de belediye başkanı yapan 18 ve yaş üstü seçmendir. Kendi dinamikliğini, gençliğini bildikleri için kendi birey bir ilişkisi olduğu zaman bizim jenerimiz, ben yaşım 40. Biz aynı jenerasyon insanlarıyız. Bizim jenerasyon insanların desteğiyle gelmiş belediye başkanı seçmişler ve gençler de belediye başkanı seçmişler. Niye? Çünkü başkanın genç olmasından, yenik olmasından bir beklenti oluşuyor gençler. Bugün 15-16 yaşındaki bir sokakta olan bir genci yanına gidip hatırını sorduğu zaman kardeşim spor etmiyor musun? Başkanım işte futbol oynamak istiyor. Alın bu kardeşi çıkıp spor altyapısına yetişin dediği zaman bir dahaki dönemde 5 sene sonra çocuk 20 yaşında ve seçilir. O yüzden 15, 13, 14, 16, 18 onlar da bizim işimiz. Yalova Spor A takımı, Çiftlikköy'ün A takımı. Tabii ki güzel bir şey yapacağız. Parayı veriyoruz, futbolcu getiririz falan, o başka bir şey. Ama alt takımları yetiştirmemiz lazım. Alt takımları yetiştirmemiz lazım. Ben 3 dönemdir Yalova Spor yönetimine yönetici yapıyorum. 16'da namalip şampiyon oldum 17 grubunda. 19'da namalip şampiyon oldum. Ve A takımda namalip şampiyon olduğum bir dönem geçirdim ben size. Ve geçen sene de alt takımlarda şampiyon oldum. Bu sene de şu anda takımı. Demek ki alt takım çok önemli. Yalova Spor'un altyapısına yetişmiş birçok futbolcu bugün Yalova Spor Ligi'nde futbol oynuyor. Çünkü kapatılmış kulüp, boş bırakılmış lisansları, o bir takıma gitmiş, öbürü bir takıma gitmiş, öbürü o takıma gitmiş. Bugün hepsi rakip olan karşısında sen top oynayabiliyor. Bu da büyük bir olumlu değil yani. Her ay baharda bir şehir, her şehirde baharda var derler. Benim için bu içeride bir ay. Adam Allah sonuçlarına gösteriyorum, Allah bilir yani. Buyurun, buyurun. Evet. Şimdi spor ilk başkanı, belediye başkanı, herhangi bir derneğin başkanı, genelde olumlu veya olumsuz eleştirilir. Bu eleştirilerden Murat Başkan'ın da Hakan Başkan'ın da olumlu mu etkili, olumsuz mu etkili? Buyurun.
Doğruyu konuşmak gerekirse ben eleştiri duyunca kendimi eleştiriyorum. Acaba haklı mı eleştirdim, işte haksız mı? Onu yaptım. Önce bir aynaya bakıyorum. Bir bakıyorum aynaya. Ya bu niye eleştirdi diye bakıyorum. Çünkü hata yapabilirim. Eleştirileri de dinliyorum. Ama bazı eleştiriler, öyle eleştiriler var ki alt niyetli olunca da bunu da anlıyorsun. Ona da tepki isterseniz oluyor mu? Ya tepki değil de şöyle bir bakıyorsunuz. Olmaz diyorsun. Ya yapacak bir şey yok. Yine karşı tarafı kırmamak için söz. Niye art niyet yapılmadı sürece eleştirilerde problem yok. Hatta bize faydası da. Mesela toplantı açılmadan önce bir şey dendiyse dedim ki bir hata mı oldu, bir eksikliğimiz var mı diye ben sordum. Çünkü varsa devreyi toparlamak için. Çünkü buradan art niyeti bir şey yani geldi. Toplantıya başka bir şekilde gelmezsiniz ya. O toplantıya bir türlü bir şey. Evet, de. Yani biz de kendimizde bir şeye bakalım. Aynaya bakalım. Empati yapmamız lazım. Evet, empati yapalım. Ben eleştirdim iki kısmı ayrı. Bir, çeki düzen vermemiz gereken durumlar oluyor. Bir de art niyetli eleştiriler oluyor. Art niyetli eleştiriler zaten anlaşılıyor. Analiz kapatıyorsunuz. Bir şekilde kabuğunu bile dolduruyor. Ama öbür eleştiriler dikkate aldığımızda çok eksikliği bir de sağız. Yani eksikliği değil sağız, sonuçta eksiğiz yani. Ben işte aynı başkana gibi, ben şimdi biz de Yalova Spor, yani Yalova bizle yetişmiş bir, Yalova'ya mal olmuş bir kişi olarak, burada büyümüş bir arkadaşımız olarak, bir kardeşimiz olarak. Bazen hani herkesi tanıyan kişi bir de eleştiri yapan onu da çok önemli olan. Şimdi biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz derler ya. Biz de Yalova'da ya Allah'a şükürler olsun. Geçmiş 40 senelik dönem geçirdik. 3 aşağı 3 yukarı birbirimizi biliriz. Ben beni tanıyarak yapılan eleştirilerle tanımadan yapılan eleştiriler arasında kıyaslamak. Tanıyan adam bir şey söylüyorsa nasıl, niçin söylediğine bakarım. Tanımayan insan da normal olayı değerlendiren. Hakan abi güzel gözükeyim, şimdi gözükümde hareket etmez. Direkt tanımıyorum seni. Direkt konuyu olay aldım, eleştirde bulunur. İşte o eleştiriye dikkat almak lazım. Tanıyan insanların eleştirileri olumlu olumsuz. Burada tenzih ediyorum, dikkat geçiyorum. Bu tabii ki çok önemli. Ama yani bir insan bir insanı tanıyıp eleştirirse, eleştirebiliyorsa demek ki tanıdığı için eleştiriyor. İşte bazen Yalova'da yapılan eleştirilere ben haksız buluyorum. Yalova Spor Kulüp Başkanı bundan rahatsız olmuyor. Çünkü Yalova Spor Kulüp Başkanı, Yalova İl'in spor kulüp başkanı. Herkese dostluk içerisinde mesafeli, ilgili, ilişkilerine dikkat etmesi gereken bir makamın diye. Çünkü sivil toplum kuruluşu içerisinde tarafsız tekken, bana Yalova'da bir tane tarafsız yer söylersiniz ya, her dernek bir iyi temsil ediyor, belleği temsil ediyor, her sivil toplum bir düşündüğü bir felsefe temsil ediyor. Yalova Spor Kulübü'nün tek odak noktası, o tribün içerisinde bir araya geldiğinde çekip böyle var, Sultaneli var, Termalli var, Acarlı var, Ovan Bobaklı var, Fenerbahçeli, Galatasaray, Trabzonlu, Beşiktaş, Tırkırın taraftarları var. Bir çatı altında bizi toplayan bir il evi, çatısız bir koca bir hane, Yalova iki odalı bir sorun demiyor mu güzel sıkı? İki odalı bir sorunun spor sorunu da yani Yalova Spor Kulübü. Ama burada tabii sadece spor değil, eleştirileri yaparken böyle haksız eleştiri yapmamak için. Bana ben bekliyorum, beni birisi eleştirsin. Niye? Çünkü eleştirdiğiniz zaman aynı kanaldan geçmişte yapılanları bildiğim için bu Yalova Spor Kulübü'ne ben dışı İstanbul'dan Ahmet'e gelmedim. Yani Yalova Ankara'da. Çok rahat cevap vereyim. Ben tribünden geldim. Murat Başkan'ı bugün belediye başkanı, sportif kısmını ilgilenen ekibi, kadrosu, ilgili yöneticilere var ama sporun sorumlusu kişi. Tabii ki o arkadaşlar da özgürlüğe çalışıyor. Kendisi de başkanın evine gelen desteği veriyoruz. Sandığımız için. Ama Yalova Spor Kulübü Başkanı'nın bir dayanağı yok. Yani bir harici üstünlüğü yok. Sadece Yalova Spor Kulübü Başkanı, keza işte kendi istimimizde, kendi ticari faydalı kullanan bir insan var. Bu mayanda eleştirileri Yalova Spor Kulübü sivriye çekebiliyorum, haksız olsun. Efendim mesela saldırı da olsa, renkli diyeceğim, hani Hakan olarak çok rahatsız olabileceğim, belki de pire için yorum yapabileceğim olaylarda Yalova Spor Kulübü Başkanı olarak mütevazıyla sessiz kalabiliyorum. Ama bazen eleştiri hakkını aşıp Hakan olarak renkli oldum, hani rahatsız oldum. Sıkala cevabını da Hakan'a vermek istiyorum. Yalova Spor Kulübü Başkanı devam ettiği sürece sabredeceğiz ama kulüp başkanını bıraktığımızda bir gün daha sonra da cevabını da vereceğiz inşallah. Evet. Şu herkese kadın başkanı bitirilir. Başkanı da bir dönem diyelim. Kulüp başkanı. Kulüplerinizin borçları var mı devralırken? Şu an son durum nedir? Devralırken biraz bir borcu var. Şu anda yok. Şu anda şeylerimizi bitirdik. Yani ciddi mağdur yok, ödeme dengesi uygun. Yalova Spor Kulübü'nün geçmişten kaynaklı ciddi bir borcu var, yapılandırılmış olan kısmı var.
bir de geçmiş dönemlerde yönetici yapan başkanların işte harcadığı paraları, kendi harcadıkları paraları alma noktasında bir alacaklar olduğunu söyleyerek Yalova Spor Kulübü üzerine kiralar var. Bizzat Yalova Spor Kulübü'nün başkanlığı tarafından veya yönetici tarafından alacağı, Yalova Spor Kulübü'nün alacağı olduğunu söyleyerek yapılan icralar var. Ve şu anda aktif olarak bir eylem yok ama hali hazırda resmi meyanlarda Yalova Spor Kulübü küçümsenmeyecek rakamda bir borcu yok. Bizim dönemimizde borcu yok. Ben 3 aylık 3 sene görev içerisinde hiçbir şekilde borcu yok. Var mı söz sunmak ister misin? Ben sorayım. Sayın Başkanım, her iki başkanım konu futboldan açıldı. Her iki spor kulübünün de sadece futbol yoksa futbol dışında kulüp bazında bireysel spor dallarına da burada bir yatırımı söz konusu. Bizde tek futbol yok tabii. Voleybol takımımız var. Üçümüzde voleybol var. Karate takımımız var. Boks takımımız var. Tabii futbolun alt yapıları var. O alt gruplar var. Genç çocuklar var. Gençler var. Diğer spor dallarında da varız. Şimdi atletizm kuracağız. Basketbolu kuracağız. Bunlar futbola gerektirdiği kadar da çocuğun maddi külfeti olmuyor. Başarısı da, başarısı yüksek oluyor. Şimdi kapalı spor salonu ile ilgili talebimiz var. O gerçekleştikten sonra handbola kadar geleceğiz. Yani spor olacak çıktık köyde. Ama futbola biraz fazla mı eğiliyoruz ya da bazen düşünüyoruz. Ülkenin şeyinde var başkanım. Yani ülkenin bir pazarlar biliyorsun. Futbol fabrikasyonundan bir rant, bir ekonomi, dünya ekonomisinin yüzleri noktasında çok büyük bir ölçeğini şey yapıyor. Geçen şey bizim çocuklar gibi, karakter takım. İlk okula gidiyor çocuklar. 9-11, 12 yaş. Hepsi birinci madde, birincilik madde sağlamış, ikincilik almış, üçüncülük almış. Küçük çocuklar böyle hoşuma gitti. Yalova'yı, Yalova dışında çok iyi. Tabii, kendisi şampiyonluk alıp geliyorlar, birincilik alıp geliyorlar, ikincilik alıyorlar. Bizim de Yalova Spor Kulübü, yani benim de onun önündeki aracımız. Bir Yalova Spor Kulübü'nün bir kapatma süreci vardı ya, biz o sürecinde yönetici olduk. Yani kapatırken son anda bir kıvılcım yakaladık, onu tutuşturduk. Bugün Allah'a şükür bu noktaya geldi. Ve Yalova Spor Kulübü'nün yönetimi altında bir tane lisanslı futbolcusu var, bir tane. Bugün futbolda bir tabi ben bir çalışma biliyorsun, bir matematik üzerine çalışıyorum. Sistem üzerine 7 kişilik, 7 kişilik bir işletim programı var. Onun üzerine göre bugün 7 kişi çalışan ve 70 kişilik sporcu, futbolcu, sporcu. Alan isterse gider bir sezonda 7 kişilik çalışan, 770 kişilik sporcu hedefim var. Şu anda onunla alakalı çalışmamız yapıldı. Bütün spor dalları, 16 dalda Adana Sıvayası bir dahaki dönem sezon, yani İngiliz sporun İngiliz sezonunda Yalova Spor Kulübü olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Şu an başladık. Öncelikli olarak bölgemizde derece almış. Kişi kolayına kaçacağız biraz yetiştirmekten ziyade. İşte derece almış profesyonel sporcuları bünyemize katıldık. Bunları Yalova Spor Kulübü olarak forması giydirip dünya ve aranan Avrupa ülkelerinde hem şehrimizi hem de ülkemizin temsil etmesinde sponsor destekli faaliyetlere başlayacağız. Ve bu derece alan arkadaşlarımız da o dalın sorumlusu yaparak Yalova Spor Kulübü'ne gerçek anlamda bir takım yapma arzusundayız. Şu anda sporda futbol, altyapılar aktif. Diğer spor dallarımız, salon sporları, veterinli sporları, resmen gençlik spor bölümünde ilgili yerlere şeyler açılmış, mücadele yapılmış, ünvanlar alınmış. Atamaları yapılıyor şu anda. İlgili spor dallarının hocalarıyla ilgili kişiler şu an atamış yapılıyor. Önümüzdeki günlerde kısmetse bununla alakalı kamuoyuna geniş bir ilgi vereceğiz. Yani ben bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi belediye başkanı olduğum Çiftlik Köyümüzde bir de Sultaniye Sporumuz var bizim. O Sultaniye Sporumuzda istediğimiz şekilde bir yola geldi. Şöyle bir altyapıya yönelik sporcular yetiştirmeyiz diye yetiştirmemiz gerekiyor. Bizim kaynaklarımızın biri de Sultaniye Sporumuz. Sultaniye bizim bir mahallemiz. Altyapı gibi, altyapı gibi olması lazım. O Sultaniye Spor'da çok önemli sporcular yetişti geçmişte. Büyük topçular yetişti. O topçular tekrar o kaynağa dönmemiz gerekiyor. Mehmet Barlas diye bir hocamız o kulübe aldı. O gençlerimizi yetiştiriyorlar. Ve ben Sultaniye Spor'da da çok umudum var. Ve Mehmet Barlas hocamız bize anlattığı gibi devam ederse ki eder.
Sultanespor'umuzdan da ben büyük başarılar bekliyorum. Hem Çiftlikköy hem de Yalova Spor'a evet. Çok altyapıdan sorumlu. Evet, şu kazanmayla Çiftlikköy Spor uzun yıllar bal yapıcı bize. O da bizim gibi kaderi yani. O da bizim gibi kaderin takımında bir olarak düşünüyor. Evet. Çiftlikköy bal liginde müsabaka bal liginde oynadı ya dönemlerde. Biz profesyonel ligde oynarken ciltlerde, çiftliklerde Çiftlikköy'e ve benzer takımlarda bal liginde dedik. Yani kalitenin düşüşü Yalova Spor'a değil. Genele baktığınız zaman Çınarcık'ta bal liginde oynadı. Altılı var mı? Genel bir düşüş var. Genel düşüş var yani. Kentte düşüş var. İnşallah bunu kaldıracağız. Evet. Zaten bu sene iyi bir takım kurduk Çiftlikköy Spor. Ben sorayım. İçin İçeride sorabiliriz arkadaşlar. Seçim 8-9 ayı bir süre oldu. Şimdi sizin gibi yeni kazanmış belediye başkanlarına sorduğumuz zaman ya bak bir şey var mı başlıyor falan diye ya biraz bekliyorum işte şu boş telefonu benim bana 6 ay 8 ay bir sene süre verin diyorum. Şimdi sizin bildiğimiz kadarıyla iyi bir belediye aldınız. Borcu yok diyebiliyoruz. Kazısmadaki parası olan bir belediye alınız deniliyoruz. Az da olsa almaz yani. Silpaga geçtiğimiz 8-9 ayda neler yaptı, çiftlikler verdi. Proje anlamında da iyi projelerle geldiniz. Projelerde başlangıç var mı? Bir de şeyin akıbetini sormak istiyorum. Bölge için çok önemli olan çiftlik adası projesinin ne zaman başlayacağını inşallah onu sormak istiyorum. Şimdi bu soruyu daha önce bana sordular. Borç var. Kasada para var. Yani kasada para yaklaşık 4 trilyon civarında bir para aldık. Borç var. Aldığımızda borç vardı tabii. Müteahhitler olan borçlar var. Yani bu tüm işleri falan hak ediş borçlar. Bunlar da 5 trilyon 250 bin. Yani sonuçta kasa olarak baktığınız zaman iyi de belediye devir aldık. Fakat şöyle genelde baktığınız zaman şimdi diyorum ki keşke Çınarcık Belediye Başkanı olsaydı. Çünkü neden? Altyapısı bitmiş bir belediye teslim edilmez. Şimdi Çiftlikköy'ün altyapısı bitmemiş. Mesela bir su projesi yapacağız deseniz, Çiftlikköy'ü asbestli sulardan kurtaracağız. Asbest mobu hattı olan yerler. Belki de kısa toplar olduğu için vardı zaten. Evet. Bunları yapsanız, altyapıya girseniz, efendim, yağmur su kanallarına girseniz size yaklaşık 30-40 trilyonluk bir şey çıkıyor. Bütçe çıkacaklar. Şimdi ben keşke diyorum bunlar yapılmış olsaydı da Çiftlikköy'de altyapısı olmuş, yolları göl tutmayan yollar nizamı yapılmış, efendim sosyal tesisleri yapılmış, düğün salonları yapılmış, itfaiyesi gayet modern bir yer, garajı gayet modern bir yer, efendim araçları yepyeni, efendim garajı yeni gibi nokta noktada olsaydı da keşke borcumuz olsaydı. Şimdi ben bir geldim her yerden proje patladı. Şimdi bir geldik, su projemiz yok. Belediyenin su projesi yok. Dedim ya şurada patlamalar oluyor, sular patlıyor, bu projeyi bir getirin. Dediler projemiz yok. Ya nasıl yok? Bir belediyede su projesi olmaz mı? Yok. Hayda, şimdi su projesi yapmaya çalışıyoruz. Dedim Çiftlikköy'ün bir haritasını getirin. Çiftlikköy resmi haritası yok. Şimdi harita mühendisleri falan buluyoruz. İşte yukarıdan çekilecek. Çiftlikköy resmi haritası çıkacak. Ya imara getirip resmi bir şey yok. Hiçbir yerde görüş almıyoruz. Hocam ben bu şekilde 60, 70, 80 trilyonla ben 15'in belediye başkanı derdim. Bu şekilde belediye başkanı 100 trilyon para var. Şimdi bizim belediyenin bak aldı 20 trilyon. Koskoca Çiftlikköy'de 20 trilyon bütçe gösteriyor. Bu ne demektir? Ben bir şey yapmayacağım. Biz 35 bile açıklayalım. Hedef koyduk 35. Seneye 50, 60, 70 ile çıkartacağız mı? Biz hedef koyacağız. Çünkü bizim davamız, ideallerimiz, fikirlerimiz var. Bu 8 ay içerisinde biz ne yaptık? Ben belediye gelir gelmez, beni tanıyanlar bilir, ben harekete geçtim. Baktım ki su, umduğumuzdan daha da kötü çıktı. Su projesini bitirdik, altyapıya gireceğiz. Çiftlikköy asbestli borulardan kurtaracağız. Yağmur su kanallarına gireceğiz, artık öbek öbek sular istemiyoruz. Yalova'dan önce öbek, giriş var.
Şimdi inanır mısınız? 31 tane çocuk parkımız var. 31 parkın 28 tanesinde, 29 tanesinde aydınlatma yok. Var mı var? Var. Çocuk parkı var mı var? Aydınlatma. Hepsinin altı şey, kum, toprak, çakıl. Güvenlik açısından. Güvenlik sıfır. Efendim mahallenin ortasına gelip basketbol sahası kurmuşlar. Çocuk orada topa vurunca mahalleli uyuyamıyor. Ya da yola çıkıyor. Yola çıkıyor. Yani şimdi parklar elimizde kaldı. Su projesi öyle. Ha, şunu da yapıyorum yani. Şimdi biz belediye başkanı, bu yakınmaları yok. Ama bu soru geldiği zaman mecburen açıklamaya gidiyor. Kasada para var. Kasadaki o parayla bunların hiçbirini yapamazsınız. Siz kasadaki parayla Çiftlik Köyü'nün 31 tane parkını yenileyip üzerine 3-4 tane park koyamazsınız. Bodrum Meydan. Aldık. Şimdi Çiftlik Köyü'nde öyle bir şey yaptık ki bazı şeyleri yeniledik. Birazdan soracaksınız herhalde, bilmiyorum ama. Projede sözlerini soracağız. Sözlerimi soracaksınız, ben de cevapları vereceğim bunlar. Bakın neler yapıldığını söyleyeceğim size. Yani kısa zamanda bunları yapıp, ben şu anda 8 ay içerisinde hak edişleri ödeyip, üzerine bana kalan kadar para koydum. Biliyor musunuz? Şu anda ben de kasaya 4 yıl önce bana para koydum. Yani para kasada paran olması buysa 8 ayda ben aynı parayı koydum ve haber işlerini ödedim. Bunda iyi midir kötü müdür bilmiyorum. Ama halk bana bence şunu sormalı. Kasaya koyduğun paranın mı bana verdiğin hizmet. Keşke biz diyoruz. Çiftlikköy kasadaki 3 trilyon ile 4 trilyon değil. Hizmetleriyle konuşulsaydı. Bana deselerdi ki Muratcığım, başkan, bu hizmetler yapmış. Sen bunun üzerine ne getirebileceksin? Mesela biz belediye başkanımıza ayrıldığımız gün, benden sonra gelecek belediye başkanı benim kadar şanslı değil. Çünkü ben Çiftlikköy'de çoğu projeyi bitireceğim. Çoğu şey yapacağım. Hatta yarım olan da evet. Hani Murat Simpakan zamanında yapıldı demeyecek. Ona uğraşıyor. Ve yapacağız da. Bundan emin olun. Başkan, Çiftlik projesiyle ilgili bir iş var. Şimdi Çiftlik projesini bitirdik. Çiftlik Adası. Çiftlik Adası projesini bitirdik. Fakat Çiftlikköy temel sorunlarını çözmeden o ada bize biraz lüks gelecek gibi. Şimdi 12 yerden görüş almak gerekiyor. Bir görüşler aldık. Görüşler geliyor. 3 ya da 4 yerden görüş alamadık. Onlar da geliyor. Projeyi hazır hale getireceğiz. Biraz ötelenecek. Biraz ötelenecek çünkü öncelikler değişti. Tabii altyapıya gireceğiz. İmar revizyonuna gireceğiz. Efendim çocuk parklarına gireceğiz. Sahil düzenlemesine gireceğiz. Lokantın sosyal tesislerini kazandıracağız. Bayraktepe'nin işler hale getireceğiz. Gibi. Altyapıya yapılan yatırımlar biraz da belediye başkanları için seçmenin göz önünde olmadığı için de çok albinisi olmayan yatırımlar herhalde. Evet. Hiç albinisi yok. Biraz göz ardı edin. Ama ya vicdan el vermiyor. Şimdi neden ben hiç vicdan el vermiyor? Ya 5. katlara su çıktı. Sürekli sular patlıyor. Kaçak sorunu var, kayıp sorunu var. E şimdi ben ayda, yılda 700-800 milyar su parası ödüyorum. 800 milyar civarında su parası ödüyorum. Şimdi sene sonu itibariyle bakacağız kaç milyar. Şimdi ben bu altyapıyı bitirdikten sonra bu otomatikman 300-400 civarlarına düşecek. Kaçak ve kaybı engelleyeceğiz. Bu otomatikman belediye kasasında çıkmamış olacak ve barajımızdan da su çekilmemiş olacak. Evet. Ve ben utanıyorum. Artık böyle patlama çatlama gördüğümüz zaman sular akarken görüyoruz. Yani çok zoruma gidiyor. Kaçak suyu başka bir son kez sorayım. Fotoğrafa yansıtıyor musun? Hayır. Yansıtamasını adam kullanmamış oldu çünkü. Şeyden geçmiş sayesinde. Siz veriyorsunuz. Yani kim veriyor? Yine Çiftlik halkı veriyor. Oraya giden 400 milyar, buraya yatırıma gideceğine suya gidiyor. Mesela senede ben 400 milyar düşünsene. Başka işlere yaptığımızda. Çok farklı olacak. Yani Çiftlik Adası'nda temel sorunlar üzerinden biraz öteleme yap. Ama Çiftlik Adası'nda yapmayacağız. Bunlar emin olun. Peki, ben de bir başkanım. Bu son bir önceki dönemde çok
konuşulan ama bir sonuca varılmayan bir şeker var. Etibar, etibar durumu var. Bu etibarla ilgili son çalışmalarımız hangi aşamaya geldi? Ne yapacaksınız? Ya şimdi etibarla ilgili birkaç düşüncemiz var. Ama burada temel meselemiz orada Çiftlikköy'e hava alacak bir sosyal tesis. Biz o sosyal tesisi alacağız. Bu 10 dönüm olur, 15 dönüm olur, 20 dönüm. Biz bunu Çiftlikköy halkına kazandıracağız. Çünkü Çiftlikköy halkın orada yeri var, yeri var. Onun dışında yapıştık olabilir. Bir devlet kurumu gelir kongre merkezi yapabilir. Bir eğitim merkezi yapabilir. Üniversite değil ama. Üniversite değil. Yok. Kongre merkezi adı altında bir eğitim olabilir. Bir marina gelene şartımız var, koşulumuz var. Kim gelirse gelsin marina istiyoruz etibar. Çiftlikköy'den derin sular oralarda. Yani marina şartını koşuyor. Yani gelen bize marina diye gelsin. Onu buradan söylüyorum. Neden? Hem yolumuz müsait, hem denizimiz müsait, hem alanımız müsait. Ve emin olun, son 2-3 aydır etibakla ilgili projeyi bir arkadaş devam ettiriyor. Ben hala bu temel sorunları çözme noktasındayım. Mesela bir kavşak. Şimdi diyorlar ki Yalova'ya kavşak yapacağız. Yalova'da zaman kaybı var. Bizim Çiftlikköy'deki kavşakla can kaybı. Ben bunun proje ihalesini bitirdim. Projesinin ihalesini bitirdim. Bu projeyi yakında çıkacağız. Çiftlikköy Özdemir'e. O kirliyi birleştirme olayı, batçıklar arasında. Batçık değil efendim, bizim üst seviye. Üstten geçecek. Hastane sonuçta öyle yapalım. Burası öyle, bizim orayı da öyle tasarladık. Ha bu projeyi Çiftlikköy Belediyesi olarak biz yapıyoruz. Karayollarıyla alakalı. Yok. Ama uygulama anını karayollarıyla yapacağız. Ya ben belediye başkanı olarak o kavşağın yapımında bizzat varım. Çünkü ben orayı çok biliyorum. Evet. Sıkıntılı bir yer. Şimdi bunun gibi şeylerimiz var. Başkanım, ben de bir soru sorayım. Buyurun size. Malum seçim öncesi her siyasi temsilci, her adayın bölgesel ihtiyaçlara gereksinimlere alakalı projelerle seçimde karşısına çıkar. Siz o dönem, yani belediye başkanı adaylığı süreci içerisinde görmüş olduğunuz eksik ve ihtiyaçlara karşı yapmış olduğunuz projeleri bugün belediye başkanı olarak kazanmış olduğunuz, belediye başkanı olarak ki zaten söylüyorsunuz öncelikle hakları vurgun ayağında belediyenin şartlarını görünce fikir olan değişiklikler var mı yani? Var. Şöyle var, geciktirme var. Çiftlik adası. Mesela bizim yani sözünü verdim ki sözünü yemiş olmayayım anlamında yani şunu verdik ama bu sebeple de bunu geciktirdik bile Çiftlik Adası. Şimdi ben verdiğim sözleri bir hatırlayayım. Evet. Bir aydınlatma enerji hatları dedik. Evet. Aydınlatma ihalesini dün itibariyle bitirdik. LED'le aydınlatmaya geçiyoruz Çiftlik. İhalesini bitirdik. Bugün kabul ediyoruz, teslimata alıyoruz armatürleri. Enerji hatlarına geçiyoruz. Hemen enerji hatlarıyla beraber yani aydınlatmaya geçiyoruz. Çiftlikköy artık eskisi gibi karanlık olmayacak. Sizin söylediğiniz armatürler değil mi? Evet. Modern. Evet, modern armatürler. Amerikan. Amerika yapım. %80 tasarruflu cihazlarımız. Mesela sizin 20 milyar harcadığınız aydınlatmaya bizim sistemle 4 milyar civarında bir geri de bitiyor. %80 tasarım. Bunda su motorlarını da soktuk devreye. Su motorları da enerji tasarruf cihazlarıyla donatıldı. Oradan da %40 ile %50 arasında bir tasarruf elde edeceğiz. Bunu bitirdik. Bu sözümüz yerine geldi. Tamam. Evet. Şimdi sahil düzenlemesini yaptıktan sonra sahil tamamen LED'le donanacak. Karşıdan baktığınız zaman Çiftlikköy göreceksiniz. LED aydın. Gerdanlık gibi. Evet, gerdanlık gibi çıkacak böyle. Şimdi sahil düzenlemesine geçiyoruz. Yani onu biraz daha büyüteceğiz. Tartan pisti olacak. Onu da projesini bitirdik. Sahil projesi. Herhalde bu havaları iyi olduğu gibi, Mart Nisan gibi kazmayı vururuz. 1 metre daha genişletiyor. Tartan pisti. Bizim orada çok yaşlı olduğu için insanlar beton üzerinde yürüyorlar. Dizleri daha çok ağrıyor, belleri daha çok ağrıyor. Tartan pisti. O bisiklet kısmına da renkli asfalt atıp etrafında, yol kenarlarında
ışıklandırarak, led ışıklandırma yaparak tamamen gündüz gibi olacak inşallah. Ve büfeler geliştirdik. Bunun üzerine büfeler. 6 metrekare kapalı, 6 metrekare açık alan olarak bunun üzerine büfeler koyacağız. Burada denize girerler, güneşlenirler, gelip istedikleri zaman serinler, sular içecekler, çaylar içecekler. Bunları tabii çiftlik ve su kontrolüne çekiyorlar. Şimdi böyle 6 büfe yerleştireceğiz. Anlatabildim mi? Kumun üstü. Sahil bandını yalaya bağlayabilecek misin başkanım? Vallahi bir sıkıntı var, askeri bir alan var. 10 sene olmazsa bir olgu çarpıyor. Vefa başkanı bir şey yaptı. Biz sahil projemizi yaptık, onu kamuoyuyla paylaşacağız. Birkaç yerden dolgu yaptık ama kumlarımız kalıyor. Yani dolgu yaptığımız yer de şöyle, denizin içine doğru bir kafe, bir uzantı gibi, bir güneşlenme, bir serinleme şeklinde. Ama bu yıla değil, önümüzdeki yıla yetiştireceğiz inşallah. Bu yıla onu yetiştirmemiz zor çünkü dolgu planı iptal olmuş. Çünkü dediğimiz gibi seçim öncesi, dolgu planı var ama durdurulmuş. Seçim öncesi demiştik, birileri bize inanmamış değil mi? Evet. Şu anda belediye başkanı olarak açıklıyorlar. Çivikyon dolgu planı vardı fakat durdurulmuştu. Sit alanından dolayı. Şimdi köyde başkan konu sit alanından dolayı. Sit alanından dolayı. Demek ki doğruyu biz söylemiştik. Efendim, su demiştik. Su projesi bitmek bitiriyoruz. Herhalde de projeniz zaten. Tabii. Çivikyon ilk önce sahip kısmını, içme sularını değiştiriyoruz. Önce asbestli olan yerler var. Ana hatlar. O halatları bitiriyoruz, asbestli borulardan kurtarıyoruz. HDP dediğimiz 100 yıl garantili bunlar, uzun vadeli garantili şekilde sahilin altyapısına giriyoruz, suyuna giriyoruz. Sonra yağmur su kanallarına giriyoruz ve Atatürk Caddesi'nin projesi onaylandı. Atatürk Caddesi baştan aşağı, elektrik hatları aşağı alıyor. O onaylandı. Nasipse Ocak, Şubat gibi elektrik hatları aşağı alıyor. Şimdi projesini çizdirdi biz, çizilen. İşte Morbi 1. yol, 2. yol, ana hatların projesinin onaylanmasını bekliyoruz. O da onaylanacaktır. Mursi yolu, 2. yolu ilgili. Onlar da yani Çiftlikör ana hatların hepsini aşağı alacağız. Atatürk Caddesi onaylandı. Diğer yerlerde onaylanacaktır. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Dün yeni bir çalışma başladı. Enerji nakil hatları var Çiftlikör içerisinde. Bütün Çiftlikör üzerini kapatmış, bulut gibi. Onunla ilgili bir çalışma başlattı. Aynı. O sözümüz değil lan. Ona, yüksek gerilim hatları. Evet, yüksek gerilim hatları bunların nakil eden değiştirdik. Buna göre. Efendim, üçüncü sözümüz neydi? Düğün salonu. Düğün salonu yeri sattık. Biz iki türlü düğün salonu sözü vermiştik. Bir, halk tipi. Yani bir buçuk milyara bir düğün yapacak ama tabi donanmanın orada yapacak düğün de benim için bir altına yakışacak şekilde yine bu donanmanın ayarında bir düğün yeri olacak. Yerini bulduk. Sağlık merkezi var ya bizim Çiftlikte Sağlık Hoca. Onun yanındaki boş arazi. Bizim belediyemiz var. Evet orada yerimiz var. O yeri biz onun projesini çiziyorlar. Oraya ürünü vuracağız. Kültür merkezi sözümüz vardı. Bununla ilgili yeri sapladık. Hibe yoluna yaptırmak için uğraşıyoruz onu. Onu bir hibe şekli yapabiliriz diye. Daha sonra şu sözümüz vardı, Çiftlikköy Belediyesi kurumsallaşacak. Şimdi Ayhan Polat benim yakın arkadaşım. Ayhan Polat beni arıyor, başkan ne yapacak şimdi? Dedim ki başkan beni diye aramıyor. Bu işin sorumlusu kim? Canan Hanım. Canan Hanım. Oturmaya başladı. Bu oturmaya başladı. Ya Çiftlikköy Belediyesi kurumsallaşmaya başladı. Çünkü Ayhan Polat tamam benim yakın arkadaşım. Ama benim arkadaşım olma ihtiyacı nasıl karşılayacak? O sistem oturmaya başladı, değil mi? Yani siz de şahit olabilirsiniz. Yani geçen dönemden de şey var. Bütün işler başkanı görüşülmeden oldu. Yok, değil mi? Evet, öyle. Bütün işler. Şimdi bütün işler kanunla görüşülmeden olmaya başladı. Tam tersi. Tam tersi benim imza yaptım. Çünkü ben bütün arkadaşlara şunu tembih ettim. Dedim arkadaşlar, size gelen işi siz çözemezsiniz. Konu bana aksedir. Ben sorunu çözersem, siz orada müdürlük yapmanıza gerek yok. O zaman lütfen sorunları çözün. Çözemiyorsanız, çözülmüyorsa bunun nedenlerine gelin. Ama ben çözersem lütfen orada durmayın, istifanızı verin. Çünkü ben 8 aylık bir belediye başkanı olarak bu işi çözüyorum. Siz 20 yıllık bir belediyeci, bunu çözemiyorsanız burada bir soru işareti var. Ve ben bu konuyu affetmiyorum. Benim müdürlerim, bilim amirlerim o sorunları çözecekler. Vatandaşımızı üzmeyecek. Yok.
kültürle ilgili biraz önce çok özür dilerim. Bir büyük proje daha vardı, onu geçtik. Hangisi hocam? Bizim de işimize gelecek olan proje, IELTS projesi vardı. IELTS bizi de yarılacağız burada. Evet, IELTS projemizin yerinde sapladık. Tam da böyle ay ve yıldızın güzel gözükeceği bir yer. Orayı da herhalde bir ya da iki sonra faaliyete geçeceğiz. O işin temellerini atacağız. Ama öncelikle şu anda su, sahil düzenlemesi, elektrik. Bak, üçüyle uğraşıyoruz. Şimdi son 3 yılda girip kendi kendine bir şey yaptım. O yüzden biraz bana müsaade edin. Evet, teşekkür ederim. Ben çocuğum, bahçeler de seçimlerde bir de birlikte yapacağım. Evet. Şimdi herhalde bilmediği bir olay var. Bu olayı herkes almak istedi ama orada yapılması bir tarafından Türkiye'de bir örneğin gel burada olan bir proje var. O projeyi de siz hiç bilmediniz ama biz duyduk. O proje hakkında da bilmiyordum da proje çiftlik köyde bence en önemli projelerden bir ismini siz söyleyeyim. Artı bir de OSEB'e gelecek. OSEB'e gelecek. O da birinden bir soru. Has, tabii. Haseki. Çünkü önemli. Şimdi Yetim Hakkı Haseki gelmek istiyor. Yüksek İslam Eğitim Merkezi burası. Buraya bir adam, işte dünyanın doçent, dünyadaki doçentleri, profesör, din üzerinde gelecek. Orada bir eğitim alacaklar. Dedim ya eğitim alanı olabilir diye. Diyanet İşleri'ne başkanlığına bağlı. Fakat bu arazinin turizm alanı tarafı. 39 dönüm üzerinde. Diğer taraf bizim sosyal tesislerimiz. Mesela biz oraya şey istiyoruz, marina istiyoruz. Mesela oraya insanlar dikey ulaşımla gelebilmeli, dikey ulaşımı sağlayabilmeliyiz Çiftlikköy'ün bütün ulaşımı yatay. Yalavet abi, İdo geliyor. Bizim Çiftlikköy'e hiçbir şey gelmiyor. Biz bunu evet, Topçular, Marina da işi bitirmeye çalışıyoruz. Tam sonuçlanmadığı için o konuda bir şey demiyorum ama Haseki üzerinde bir çalışma var orada. Biz destek veriyor muyuz? Veriyoruz ama bizim böyle kısma değil, karşılıklar. Çünkü bakın, Türkiye'de tek olacak sanırım. Yani Haseki deyince aklına Çiftlikköy gelecek. Başka bir arkadaş. Şimdi ben Çiftlikköy'e amblem yapacağım. Hocam, ya düşünüyorum, bizi öne çıkartan şey ne? Ben, yok. Sonra da yer imini buldum. Yani ondan müjdesini verdim. Logomuz yer imi oluyor. Çiftlikköy burada. Denizliyle, dağıyla. Bir gün getiremedik. Keşke getirirse gösterseydim. Var mıydınız? Hayır başkanım, ben slogan buldum. Sen onu getireceksin. O logomuz geliyor inşallah yer imi şeklinde. Artık biraz soyuta dökeceğiz işi. Soyut kavramlara. Çiftlikköy. Amblemler eskiden şeydi, karma karışık her şeyi anlatıyor. Şimdi tek bir şey, akılda kalacak, yerimi. Şey, yerimi vardır ya, o altında Çiftlikköy Belediyesi, turuncu renkte bir böyle denizi, üstünde yolu ve denizi gösteren bir şey. Onu getireceğiz. Dolayısıyla, Haseki'ye olumsuz bakmıyorum. Çünkü Türkiye'de tek var. Nerede bu Çiftlikköy? Hadi karım. Geleceğin cazibe merkezi. Kullanırız. Başım bir de şey var. Kullanırız. Seçimlerde mi? Çift seçimlerde Çiftlikköy Belediyesi'nin kasasına para var dedi ama şöyle bir şey de duymuştum. Borcunu da olduğunu var tabi canım. Mıydı o dönemde? Ne kadar bir borcu var? Ya üç atıyorum. Bir lira alacak varsa 1,5 lira da borç, 2 lira da borç var. OSEB'lere biz tam destek gidiyoruz. Şimdi biz OSEB'lere geldikten sonra, Çiftlikköy'e yerleştikten sonra yani Çiftlikköy Spor Kulübü'nün ben birinci ligeye çıkacağını umuyorum. Yani spora da var. Şimdi OSEB'ler faaliyete geçmesi de var. Burada en çok bundan faydalanacağız. Ama Çiftlikköy Spor'u. Tabii. Özellikle Çiftlikköy Spor'u. Onların bir markası olacak. Onlar da destek olacak. Şimdi biz OSEB'lere desteğimizi veriyoruz. Hala veriyoruz. Mesela biz GESAT'tan ayrıldık ama ben GESAT'a karşı bir tavrımı gördünüz mü? Hayır, benim tavrım yok. Sadece bu işin altından hakkıyla kalkmak önemli. Kalkamayacaksanız orada iki tarafı da zaman kaybettirmenin manası yok. Yani ben bu işin alttan kalkarız demiştim ki kalkacaktık ama benim istemediğim şeyler de oldu. Ya süreç var mıydı? Tarih kutusu var mıydı? Ya şimdi benim haberim olmadan basında fiyatlar çıktı. Evet. Rahatsız oldum. Çünkü
Ben bir iş yaparken hocam, ben Allah rızası için yaparım. Ama tamam, ben el işin altına evimi sokarım ama ismimin lekelenmemesi lazım. Ben ondan korkuyorum. Çiftliköy. Çiftliköy Belediyesi'nin çekilme kararının ana nedeni bu mu? Ya tam böyle nedenleri var bunun. Ekip de zaten dilekçede yazdı. İş yoğunluğu ve yani onun sonucunu net verecek bir şey yoğunluğu. O dönem yerel basının altından başlıkların etkisi oldu mu? Silvagan el attı. Ya olmaz olur mu şimdi? Ben ondan sonra bir adım geri attım. Yalan yok. Çünkü bakın biz bu işi Ankara Üniversitesi üzerinden götürdük. Şimdi biz komisyonu belirledik, takdir komisyonu belirledik. Takdir komisyonuna Ankara Üniversitesi'nin görüşü doğrultusuna gidecekti. Bu görüş bize gelmeden ya her yere gitti. Zaten basına değil. İlgili ilgisayar yeri. Ben arıyorlar, fiyat bu belirlenmiş, haberin olsun. Ya siz nereden haberiniz lan? Ya fiyat bu. Şimdi bu olmaz. Demek ki burada bizim güvendiğimiz kurum nauşluğu ortam olmadı. O zaman ben çünkü üniversite camiasından gelen biri olarak üniversitenin görüşüne çok değer veririm. Akademiktir. Menfaat birlikteliği yoktur. Üniversite gerçeği sonu söylemek zorundadır. Ama bu isteyen benim, benden başkasına verilmesin diyen de benim, direkt bana gelecek diyen benim. Benden önce yere gidince o komisyon ne yazık ki Ankara Üniversitesi üzerinden gelecek cevaba göre bir yol çizmesinde şahibi oluşturdu. O komisyonda çekilmek zorundaydı, çekildiler. Yani nasıl bir başkanmış oldu? Yani problem o zaman metreleri aradık ya. Hayır, metrekare projenin gerçekliği olmadığından dolayı. Hayır canım, projenin gerçekliği olmadı ben. Ne bileyim? O proje gerçekleşir, niye gerçekleşir? Olur mu öyle şey? Yani biz o zaman ara sahipleri dönmeyin. Ya ara sahipleri olduğuna başvurmadan farklı bir kamuoyu yaratıp fiyatlar şişirir dediği için. Benim için GESAP'la toprak sahipleri de bana aynı derece. Hiç benim için şeyim yok. Ben hiç kimseyle eski bir dostum, eski bir arkadaşlığım yok. Ben sadece Çiftliköy Belediye Başkanlığı'nda bir akıllara bir soru işareti gelmemesi. Ankara Üniversitesi rapor direkt bana gelirdi. Ben de alırdım, okurdum. Komisyon üyelerine söylerdim. Ve üniversite raporunu bir köşede tutardım. Biz de sonucu açıklardık. Kamuoyu birbirinden duymuş olurdu. İster yaparlardı, ister yapmazlardı. Ama bu fiyat daha önce açıklandığı için komisyon bunun etkisinde kalır. Rapor döngesinde yani. Evet. Sayın Başkanım. Değilse benim yasaktaki insanları ben tanıyorum. Tanıdığım insanlar şeylerim değil. Mesela Taysat. Tanıyorum insanları. Mesela Çiçekçilik'i tanıyorum. Ama onlarla da aynı şey olsa aynısını yaparım. Çünkü orada GESAP da belediyede de karşıda var. Çünkü rapor daha size ya da yalova gelmedi. Yer basına sizler İşte o kötü yanlış oldu yani. Sizce doğru mudur? Şimdi benim düşüncem şu. Üniversiteden ben rapor alırım. Koyarız. Orada tartışırız. Yalova Üniversitesi'nden görüşürüz. Buradaki yerlerde görüşürüz. Derleriz, toparlarız. Fiyatı belirleriz. Çekiliriz. Siz gizli kalması taraftarı. Tabii. Gizli taraftarı. Oradan sonra Ankara Üniversitesi'nde gizli olması lazım. Fiyat geldikten sonra değişikli olması size hani bir huzursuzluğa mı gizli? Tabii. O yüzden çekilmek. Tabii. Ya. Çünkü İster istemez yani orada biz hadi şanslı bırak o komisyon üyeleri zaman altında kalın. Sayın Başkan özellikle Çiçek'te biliyorsunuz orada köylü vatandaşın arazileri kamulaştırıyor. Çok ucuz rakamlara çay alır mısın? Kamulaştırmalar yapıyor. 13 liraya, 14 liraya, 7 liraya, 8 liraya. Şimdi Yeniçer Muhsevi'nin Ankara Üniversitesi'nde size Çiftliköy Belediyesi kanalıyla giden değer tespit raporundan çıkan rakam da 18 lira 68 kuruş. Bir şey söyleyebilirim. Mesela bu rapor bana geldi, ben daha açıklamadım. Benim çalışanlarım dahi
O raporun sonucu ne oldu bilmiyorum. Benim dışında rakam bilen yok. Ha bu gördüğünüz gibi herkes o rakam doğru. Genel rakam doğru. Yani Ankara Üniversitesi'nin genel rakamı doğru. İşte benim sıkıntı duyduğum yani, her doğru her yerde her zaman sorulmaz. Yani başkanım, burada arazi sahiplerinin sizle böyle bu konuyla ilgili görüşmesi sizden bir talep olur. Ya doğrusunu söyleyeyim. Ben de benden bir talep olan olmadı. Benim için Gesa, Taysa, Çiçekçi. Bunlar üçünün de aslında bizim belediyede bir işi yok. Belediye mücadele alanı yapıldıkları için siz mi aklınız? Evet. Ve biz de bunlara bize bir şey sorarlar. Var belediyede bir şey diye getirdik. Cevap. O yüzden ben çok bu konular içine girmiyorum. Doğru yukarı. Mesela Taysat'ın genel başkanıyla kaç kere görüşmüş? Şimdi bir iki kere. Gesat'ın 3-4 kere. Çiçekçilik 3-4 kere. Yani çok mesai de harcamadım. Çünkü bizim temel sorunlara yoğunlaştırıyor direkt. Ama Gesat kuruldu, Taysat kuruldu. Bize fayda sağladı. Şimdi Gesat diyelim faaliyete geçti. Bana fayda sağladı. Aysel faaliyete geçti ama fayda sağladı. Ama ya bizi kimse kullanmaz. Çünkü bizim bakın Çinlik köy halkı bizden çok istiyor. Beklenti çok yüksek. Bakın şu an yapımı açıksınız siz. Çünkü bir istihdam sağlayacak, bölge kalkınmasına faydası olacak. Bakın ama oluşumda bir dahil olmak istiyor. Şu ana kadar neler yaptık, anlatayım. Bak şu ana kadar Çinlik köyü bütün projeleri hazır. Şimdi biz her bakanlık için bir dosya hazırlıyoruz. Dosyayı alıyor, alıyoruz. Ocak'tan itibaren ona başlıyor. Dosyayı alacağız, gideceğiz o bakan. Bizim dosyalar hazırlar. Görsel olarak ne dedi? Bir, biz sanayiye bir sözümüz var mı? Yok. Var mı? Var. Bireysel sözler olabilir. Seçmene olmuş. Yok, biz proje tanıtımında yoktu ama seçmene vardı dedi. Tamam. Proje tanıtımlarında küçük sanayi göstermiş. Çukur, çamur, bu gidecek mi? Asfaltladık bitirdik. Başkanım, 5000 kişi iş sağlama sanayi bir küçük kişiyi seçip, projeyi bir şey seçip vaatleri de var. O OSB'de de ilgili. OSB'de de ilgili. Mesela diyelim ki Gesat bizden bir şey isteyecek. Biz yerine getiririz onu. Taysat bizden bir şey isteyecek. Yerine getiririz onu. Sözleriniz vardı yani. Sözleriniz vardı. Ben böyle şey yapmam. Yani yanlış anlaşılmasın. Gesat konusunu zaten benim başkanımcım götürüyor. Ben değil. Ona bağlı. Sahil düzenlemesi için iskeleleri yıkarak sahil düzenlemesini hazır haline getirdim. Bu arada binlerce metrekare kaldırım, binlerce metrekare yollar yapıldı. Şu anda biz geldikten sonra o rakamlar aklımda değil. Yolların, yoğunluyan yolları, bütün yollar yapılmaya başlandı. Kaldırımlar bitiyor. Yani şu ana kadar yapılan bütün işler iki kat hızlı şekilde yani. Mesela biz yer altına çöp demiştik, hatırlıyor musunuz? Çöpleri yer altına alacağız. Biz bunu sistemin Çiftlik Köy Belediyesi'ne kurduk. Bir tanesini yaptık. Şu anda denemesini yapacağız. Kendimiz üreteceğiz. Ürettik de. Çiftlik Köy Belediyesi'ne giderseniz yer altı çok konteynerleri görürsünüz. Kendi imkanlarımızla biz bunu ürettik. Şu anda şeye geçiyoruz. Serüvetime geçeceğiz. Pazar yerini oluyor. Onu yerleştireceğiz. Orada ilk denemesini yapacağız. Ondan sonra uygulamasına geçeceğiz. Yani verdiğimiz sözlerle ilgili ya projelerini yaptık ya hayata geçtik. Evet. Yani işte sorusu var. Bir Çiftlik Adası'nı biraz bekleteceğiz. Çünkü oraya gidecek o parayla diyor. Bak bu çok acil değil, evet. Ama oraya gitmek için önünden geçen haklı yani ihtiyaçlar karşılaması oradaki yapma yapımından başka bir projeler işini Çiftlik Köyü'ndeki Anı Muhalif Partisi'nin yetkisi, basın açıklaması yaptı, gönderdi. Bir çocuk parkında bir bazı stasyonu başka bir çocuk parkına yerleştirildi ya da yerleştiği iddiası var. Kamerada yansımıştı. Bu bir sorun oldu. İkincisi de belediyenin su hesapları bilgisayar kurulu tarafından ele geçirildi, silindiği iddia ediyor. Bu ikisi hakkında nedir?
Şimdi o baz istasyonu konusu, şimdi tam olarak değil. Yani tam belediye tutarında. Benim tabii çünkü belediye tutarında olacak o. Ama oranı değil, tam belli değil. Orada olabilir, olmayabilir. Ama bakın baz istasyonları ilgili bir şey söyleyeyim. Baz istasyonlarının kurulup kurulmaması bakanlık tarafından zaten size verilmiş. Şovmenler. Zarar varsa aslında biliyor musunuz? Ben elektrik koydum. O manyetik alan dibinin etrafına daha çok etrafı atılıyor. Damga şeklinde yayılacağı için o tam etrafının en az zararlı dikildiği yere verir. Bu gibi. Oraya çok etrafı verir. Evet. Aynen öyle. Mesela o bilginden de şimdi şunu yapmamak lazım. Şimdi gazetecilik bana göre kutsal bir meslek. Halk aydınlatan bir meslek. Ama şunu da yapmamak lazım. Buzağı da aramamak lazım. Yani derler ya. Yani bunu aramamak lazım. İkinci sorusuna gelince yani bu hesapları değil. Ben de imal ederim. Şimdi bakın bizim bilgisayarlar hacklendi. Doğru. Emlak, su, imarı falan kurtardı. Şu anda Çimenköy Belediyesi gece gündüz verim dışı. Arşivden. Evet, arşivden teker teker giriliyor. Tekten doğru. Teklendikten sonra savcılığa, polise de haber verildi. Tekten. İllegal bir hadisenin içine girmedik. Belki biz Korçan'la irtibata girseydik. Belki alırdık. Ama ben bunu istemedim. Ben hayatın hiçbir noktasında illegaliteyi yanası olmadı. Legal neyse. Biz polis teşkilatına haber verdik. Savcılığa gittik haber verdik. Şimdi yasa dışı bir şekilde, uygun olmayan bir şekilde adam yapmaz. Yanlış yapılmış, yanlış yapmış. Yanlış yapmaya gerek yok. Ben bunu yapmam. Kim? Bireysel tutun mu başkanım? Başka bu bireysel bir olay mı? Yetişim suçları ya da işte bir organizasyon mu? Yani bir yeniden dokuz edelim. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim mi? Çimliköy Belediyesi'ne gelen adam reklam edecek çok belediyeler. Yalavası var, İstanbul'da var. Firmalar bulmuşlar. Yani demek birilerinin bir husumetin var Çimliköy'de. Bir bilemiyorum. Evet, çıkarttıran tecrübe var. He, bir şeyler olabilir. Tespit oldu mu? Tahkikat sürüyor. Valla nerede yapıldı belli ama şahıs olarak onu bilmiyorum. Tam o bilgi geldi. Başka ama... Eşken aydınlığı olduğu için. Ben hayatta beddua etmeyi sevmem. Yapmadım da ama Allah'ından bulsun. Çünkü Ali Murat Sipaper'e zarar vereceğim derken Çimliköy halkına zarar veriyor. Bunlar bana göre bu tip insanlar yatacak yerler yok. Başkanım, yeni saptan derken de o adam. Yalama dışından bir yerden. Yakın bir yerden. Evet, yani tamam. Bursa gibi mesela. Başkanım, bu işte geçtiğimiz haftalarda yani ilk konumu Sıralama Üniversitesi Meclisi yazdığı üstünde. Çimliköy'de Yalama Üniversitesi'ne bağlı bir fakülte veya yüksek okul projesi var. Şimdi ben Niyazi Hoca'ya dedim ki hocam bak. Ben de üniversiteden geliyorum. Gel bizim oraya bir şey yap. Bizim kapılarımız açık. Tek üniversiteye değil. Mesela Kutsi Bey dese ki ya ben orada bir radyo kurdum. Ben elimden gelen her türlü desteği veririm. Elimden gelen. Belediye olarak her türlü desteği veririz. Şimdi üniversite gelecek. Buna dur demem ben. Gel. Ben dedim gelin. Ya hatta ben müsiyat haberler gönderdim. Bakın Çimliköy diye bir yer. Gelin bir yer dedim. Bakın. Gelin. Hatta akın akın geliyor. Önümüzdeki hafta işte bir holding daha geliyor. Bak. Mesela Demirlaç fabrikasının her fiyatı başladı. Fabrika geliyor. İşte geçen hafta Bereket Döner geldi İstanbul'da. Sizin buraya çalın. Adınızı duyuyoruz. Siz de sizin burada olmak istediniz. Evet. Bereket Döner'in sahibine görsün. Çok beyefendi bir insan. Dedim lütfen gel. Ya ben üniversite istiyorum gelsin. Ama ben yerini veririm. Bak yer dedim. Ama binasını yapamam. Yapamam. Bina istedim şartı. Tabii. Ben düğün salonu yapmamışım. Kültür merkezim yok. Ya bir şey yok ama arazi veririm. Ama binasını yapamam. Başım burada. Sizin aklınızı sen kendiniz var herhalde. Size böyle derdiniz.
Niyazi Bey üyeleri başkan kendisi en çok size kızar. Ama tamam da şimdi bakın ben şu anda akademisyen kimliğim yok. Şu anda ben Çiftliköz Belediye Başkanı. Şimdi ben benim için ve imar arkadaşlara şunu bak, bir imar revizyonu arkadaş geldi. İhaleyi açtık. Bilgiler alacağız. Dedim ki bak benim 3 tane şartım. Bir, Çiftliköz halkı kazanacak. 2, yatırımcı gelecek. 3, belediye kazanacak. Benim belediyecilik anlayışım bu. Bir daha söyleyeyim. Çiftliköz halkı kazanacak. Yatırımcı gelecek. Belediye kazanacak. Belediye kazanacak ki belediye de bunu şeye döndürsün halka. Yine halka döndürsün. Yani 3, belediye hizmet edecek. Şimdi benim bir sürü bina eksiğim var, altyapı eksiğim var. Şimdi burada 3-4 trilyon bir meslek soluk yapmaya kalkarsam ben buna bir tane yani biz Yalova Belediye, Çiftliköy Belediyesi, Yalova Üniversitesi'ne zengin değiliz. Geri vereceğiz, binayı yapmak. Mesela Aksa 5 milyon para mı verdi? Ne bağışladı? 10 milyon. 10 milyona gelip Çiftliköy Belediyesi bizim vereceğimiz binayı çok güzel bir okul kurulabilirdi. O parayı orada değerlendirebilir mi? Rektörlük binasını yapmışlar. Ama bakın, önemli olan nedir? Okulun kendisidir. Şimdi, anlatabildim mi? Ya ben hoca bana kızacağını zannetmiyorum. Çünkü ben Yalova Belediyesi gibi 150-200 trilyon gelir olan bir belediye değil mi ki? Yani ben yer veririm. Karakil isim bu arkadaşlığı oyununu söylenmemiz vardı. Proje kapsamında yapıldı. Karakil isim bir kere bir çalışma var mı şu anda? Şimdi derdimi Karakil isimden mesela fotoğraf koyun. Yalovalılardan birkaç kişi baktıkları zaman Allah Allah burası gerçekten çiftlik ödemediler. Bir ikincisi Karakil isimine bir baktığınız zaman hani bir tarihi yapıymış gibi değil de bir yığıntıymış gibi görüntü sergiliyor orada. O yeşilliklerin sağlıklı etrafı. Bakın orada bizim kanun çalışma işte. Ben şimdi ona vakit ayıramadım yalanım. Biz belediye gelirken şunu demiştik. Önce temel soruları çözeceğiz. Ondan sonra diğer projelere geçeceğiz diye. Şimdi ben temel sorunlarla uğraşıyorum. Harun Çetin Türkiye'nin kardeşimiz, arkadaşımız. Meclis üyemiz aynı zamanda. Siyasi kimliği de var. Onun üzerine bir çalışma yapıyor. Kültür Bakanlığı'yla bir geliyor. Onunla ilgili çalışmayı biz size bir haber veririz. Ama onunla ilgili çalışmayı biraz gizletiyoruz abi. Başka zaten vaktimiz kalmadı ama. Zaman kalmadı, Cuma'ya çıktı. Her akşam işte. Bir televizyon kanalında bir konu işleniyor. Kanser. İşte yapıcı maddeler de kanser. Yani seçim maddelerinde kanserle ilgili bazı programlar düzenlenecektir. Ne aşkım? Çok önemli bir konu. Şimdi buradan duyuralım. Şimdi biz bundan kaç ay önce kanser hastalar, Çiftliköy'de yaşayan kanser hastalarına araba tahsis ediyoruz. Bizden talep oldukları anda istedikleri yere götürüyoruz. Hangi hastane, su hastaneye götürüp getiriyoruz. Fakat bunu hastaneden istedik. Çiftliköy'de kimler rahatsız diye. İşte hastane veremedi bunu. O gizlilikten kaynaklanıyor. Fakat biz bunu duyurduk. Dedik ki bir yere gitmeye kanser hastaları, onkoloji gidecek kanser hastaları servislerini Çiftliköy Belediyesi olarak biz karşılayacağız diye. Onu o şekilde getirdik. Öyle bir şey gelmesini istiyoruz. Mesela rehabilitasyon merkezi istiyoruz. Çocuk otistik eğitim merkezi istiyoruz. Kanser hastalara böyle bir yer istiyoruz. O tip çalışmalar yapacağız. Onlar yapılıyor zaten. Şu anda hepsi bir yer dosya halinde bakanlığa gitmeyi bekliyor. Mesela bizim en büyük projelerimizden biri kadın yaşam kompleksi biliyor musun? Evet. Mesela bunu sorma. Daha ben unutmadım. Yüzüne vurdurdum. Evet. Şimdi İşte ne oluyor sorun başta? Sorun. Çünkü onunla ilgili çalışma da yapıyor. Onu da yapıyor. Yeri falan belirlendi mi? Yer belirlendi. Mesela onlar şöyle yapacağız. Hibe yolunu yaptırabilir miyiz diye gidiyoruz. Mesela bir bakanlıktan, Avrupa Hibe'lerinden. Böyle bir arkadaşımız var. Onun üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu kent buluşmalarını gördüğünüz süre katıldınız. Yalanlar sizler çekebilirsiniz. Başka bir şey var. Bir koşu var. Bir koşu var.